İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Burcu Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Habibullah'ın nuru. Hiçbir şey yaratmadan alemde Hak Teâlâ Habibinin nurunu halk eyledi evvela. Ve hadisi kutsi de verdi ki şöyle haber: hiçbir şey yaratmazdım olmasaydın sen eğer. Nitekim yer ve gökler, canlı cansız mahlukat, hep onun hürmetine var oldu bu kainat. Yine Adem Nebi'nin kalıbına ruh ve can vermek murad edince Allahü Azimüşşan, ruh karanlık bedeni o an hiç sevmemişti. Bu yüzden o bedene girmek istememişti. O zaman buyurdu ki Cibril'e Cenab-ı Hak, Habibimin nurunu makamından alarak, iki kaş arasına koy onu emaneten, ki ruh ona bakarak bedene girsin hemen. Yani nasıl avcılar bir kuş avlamak için, o kuşu cezbedecek yem korlar ona ilkin, yani tuzak kurarlar o kuşa daha önce, gelir girer tuzağa o kuş yemi görünce. Ruh da Habibullah'ın nuruna olup hayran, girdi zevk ve şevkle gözünün pınarından. Canlandı Adem Nebi ruh bedene girince, arş-ı âlâya baktı gözleriyle ilk önce. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazısını görünce merak etti o nâgâh. Ve sordu ki, Muhammed kimdir ki ya ilahi, ismin ile yan yana yazmışsın onu dahi. Buyurdu, evladından biridir ki ya Adem, bir kimse yaratmadım ondan daha mükerrem. Ona her kim uyarsa kullarımdan eğer ki, cennetime sokarım o kulu elbette ki. Ve Hazreti Adem'in zürriyeti bu kere, belinden dışarıya çıktılar zerre zerre. Ve o çıkan ruhlara hitap edip Rabbimiz buyurdu ki, ben sizin değil miyim Rabbiniz? Şöyle hitap etti ki ruhlara sonra Allah, benim peygamberimdir Muhammed bin Abdullah. Onu ahir zamanda dünyaya gönderirim. Mahluklarım için de en çok onu severim. Ey ruhlar, şimdi bana söz verin ki hepiniz ona iman eyleyip yardım eder misiniz? Hepsi söz verdiler ki, kabul ettik ilahi. Buyurdu, öyleyse secde edin siz dahi. O anda bütün ruhlar secdeye kapandılar. Lakin secde etmedi kâfir ve münafıklar. Secde Adem Nebi'ye doğru yapılıyordu. Habibullah'ın nuru alnında parlıyordu. İslam alimlerimiz buyurdu ki bu bapta, bu secde
O nur için yapıldı o gün hatta. Lakin ibadet için olmayıp iş bu secde, bir tazim ve hürmeti gösterirdi sadece. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Buyurun zaten. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya Keram'dan olan Ebu Osman Hiri rahmetullahi teala aleyh buyururlar ki, zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken alçak gönüllü ol. Zenginlere karşı izzetli davranman tevazu, fakirlere karşı alçak gönüllü olman şereftir buyuruyor Ebu Osman Hiri rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. Dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Selamünaleyküm. Benim bir sorum var. Buyurun. Şöyle, ben az yemek yiyen bir insandım. Annemin baskısıyla çok yemek yemeye başladım. Bana sürekli yemek ye, yemek ye dedi. Çok baskı uyguladı. Bu şekilde ben abdest sıkıntısı çektim ve namazlarım kazaya kaldı. Şimdi çok yemek yiyen bir insan oldum. Bana hani sen dinde çok ileri gidiyorsun. Beni dinden soğutmaya çalıştı. Dinden uzaklaştırmaya çalıştı. Ben de üzüldüm yani. Annemin hani sözünü dinleyeyim dedim. Dinledim, bu sefer şimdi çok yemek yiyorum. Nefis sıkıntısı yaşıyorum yani. Şu an yani oruç tutarak yenmeye çalışıyorum. Yani sanki Allah bana küsmüş gibi isyan. Yani isyan sanki ben... Yani anlatamadım ama sanki yanlış yapmışım gibi hissediyorum. Yani bununla ilgili hocamdan bilgi alabilir miyim? Peki efendim, teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. Allah sizden ve ekibinizden razı olsun. Cümlemizden inşallah. Hocam benim eşimle problemlerim var ve Allah'a şikayet olmasın diye ben sadece sıkıntılarımı içimde yaşayan bir insanım. Ne aileme, hiç kimseye bu sıkıntılarımdan bahsetmiyorum. Eşim sürekli baskı yapıyor ve günlerce küs kalıyor. Ben buna rağmen her şeyi dört dörtlük yapmayı, yemeğini, içmesini, ütüsünü, her şeyini yapıyorum. Ama onda hiçbir düzenli olmuyor hocam. Bir yandan da diyorum ki acaba ben çok mu kendimi ezdiriyorum? Ama diyorum ki Allah'ın rızası benim için daha önemli. O yüzden yapmaya devam ediyorum bütün her şeyi. Sizden ve dinleyenlerden özel dua rica ediyorum. Allah-u Teala sıkıntılarınızı ayrı tebdilesin inşallah. Amin. Ve ne yapabilirim bu konuda? Bana bir peki, yol gösterebilir misiniz hocam? Bir de hocam bir ablamız var, ticaretle uğraşıyor. Zekatını nasıl hesaplamalı ve geçmiş senelerin zekatını da parayla nasıl devrini yapabilir, nasıl o ödeyebilir, geçmiş senelerin zekatını da nasıl hesaplayıp verebilir? Ne ticareti yapıyor? Ne ticareti yapıyor? Çeyiz mağazası var kendisinin. Peki efendim. Hocam bir de kızım için 10 yaşında. Dişlerinde dolgu var, onun için Maliki taklit ettirerek namaz kıldıracağım da onun nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu konuda da beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Peki efendim. Bir de son kez hocam, kalp rahatsızlığı bir kızım var, ameliyat olacak. Sizden ve dinleyenlerden özel dua istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Cenab-ı Hak hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun. Sizlerden hayırlı günler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayırlı günler efendim. Buyurun. Akrabalarımdan birkaç kişi ava gidiyorlar. Avdan işte keçi vesaire vurup geliyorlar. Biz de bunları yiyoruz. Yani bunun akıbetini öğrenmek istiyorum ben. Doğru mudur yenmesi ve bunun buran içinde bizden herhangi bir sıkıntı olur mu? Yani anlatabildim mi acaba hocam? Anlaşıldı efendim. Peki. Teşekkür ediyorum hocam. Bir şey değil efendim. Biz teşekkür ederiz, hayırlı günler. Mevsim, av mevsimi midir? Siz köylü çocuğu olduğunuz için size sorayım.
köy çocuğuysam her şeyi mi biliyorsun demek? Diye bilmediklerimi soruyorsun. Hiç hava gitmediniz herhalde. Yok. Hiç gitmedim. Gerçi bu mevsimde her tarafı kar kaplayınca hani kuşlara falan da bakmak lazım herhalde değil mi? Tabii. Bu mevsimde madem sondan başladın, tavşanlar açıkta kalır. Çocukken görürdük. Tavşan avına gidiyorlardı kar yağınca. Bu arada ben de size destek vereyim. Dışarıda çok güzel yağmur yağıyor. Poyraz kuvvetli esiyor. Arada sırada ince ince dalga dalga kar iniyor. Ki biz burada Yeni Bosna'da denize sıfır noktasındayız. Herhalde yükseklere kar yağıyordur. Şimdi herkes övünüyor artık. Bizim memlekete kar yağdı falan diye bize de yağıyor. Ama güzel yani Anadolu'nun hemen hemen tamamında hakikaten, kar var. Hakikaten güzel olmuş. Evet. Bizim memlekete de çoktan da kar yağmıyordu. Afyon Ankara karayolu koca yol kapanmış. Şeyde Konya Ankara yolu da bir ara tıkanmış falan. İyi yani karlar beslenir şey yapar falan. Onlar ben okuyunca dinleyince falan çocukluğum hatırıma geldi birden. Hikmet-i İlahi Allah-u Teala yani güzel sonbaharda yağış aldıydı. Arkasına kış geldi. Çocuktuk biz. İlkokula gidiyoruz. Hiç unutmuyorum o şeyleri. Böyle iki insan geçecek kadar veya da bir insan geçecek kadar kürekle yol açtılar. Biz çocuktuk. O karın arasından giderdi. Kar yukarıda kalırdı. Ve bizim evler dağ köyü olduğu için ova köyleri tek katlı olur. Çift kattır. İki katlıdır. Alt kat ahır ve samanlık olduğu için tavan çok yüksektir. Çünkü samanlık olarak kullanıyorsun. Başka şey olarak kullanıyorsun. Çok yüksektir. Yani neredeyse iki kat ev yüksekliğindedir alt katlar. Tabii yukarıda balkon, biz ön damı derdik öyle, balkon. Çocukluğumu da hatırlıyorum. Kar o kadar yükselirdi ki, o balkondan aşağıya atıverirsin falan. Böyle bakardık falan. Babaannem rahmetli gelirdi, oğlum sakın ha derdi. Gömülür gidersin diye. Hakikaten o kadar yakın gelirdi. Böyle yüksek yağardı kar o zamanlar. Bir sene işte böyle yağdı. Baharla beraber hiç olmayan yerlerden şeyler, pınarlar fışkırdı. Çünkü iyice toprak doydu. Toprak katmanları böyle altta doldukça yukarı katmanlar su biriktirmeye başlamış. Tabii yaza doğru o baharda çıkan pınarların hepsi kayboldu. Tahmin ediyorduk onu. Alt katmanlara geçiyor sular ve kayboluyordu. Yani berekettir inşallah. Hatta mesela Muş ve çevresine 5 metre kar yağdı denir. 5 metre de yağdı, 10 metre de yağacak oraya. Niye? Oradakiler de bunun kahrını çekecekler. Çünkü Dicle Nehri, Fırat Nehri oradan besleniyor. Ta şeye kadar Türkiye'yi geçiyor, Suriye'yi geçiyor, Irak'ı geçiyor. Basra'dan şeye dökülüyor. Kızıldeniz'e kadar. Basra Körfezi'ne dökülüyor. Bağdat'tan geçip gidiyor. Evet. Dolayısıyla oradaki insanların bütün ihtiyaçlarını orası temin edecek. Besliyor. Onun için kar yağınca biz de seviniyoruz. Allah rahmet eylesin. Evvel evliler de aynı şekilde seviniyorlardı. Merak ettim hangi bakımdan seviniyor falan diye bir gün açıkladılar. Buyurdular ki kar dediler böyle yağınca bütün pisliklerin üstünü örtüveriyor. Her şey tertemiz, bembeyaz gözüküyor dedim. Onlar ne gözle görüyor, biz ne gözle görüyoruz. Karı onun için severlermiş. İnsan da öyle olması lazım. İnsan da öyle olması lazım. Tövbe istiğfar edecek, bütün pisliklerden arınacak. Kar beyazı gibi bembeyaz olacak. Başkalarının kusurlarını görmeyecek. Görmeyecek artık. Örtecek üstünü. Örtecek üstünü. Cenab-ı Hak nasip eder inşallah Teala. Tabii Allah-u Teala sevgisiyle bir kimsenin kalbi dolu olursa, Allah'ın Teala rızası için yaşarsa her şeye o gözle bakar. Her şeye o gözle bakar. Kar adam eğer o gözle bakarlarmış. İşte biz de zannediyoruz karı çok seviyor falan. Kar pislikleri örtüyor diyor. Hakikaten örtüyor. Sokaklar hepsini örtüp geçiyor. Bembeyaz hale getiriyor. Şimdi avcılıktan çıktı da dinleyicimiz bu mevsimde işte keklikler yazık şey yapamıyor. Onlar da yakalanabiliyor. Yem bulamıyor. Av hayvanlarının hemen hemen çoğu mecburen dışarı çıkıyor. Bazılar kış uykusuna yatar, onları göremezsin kışın. Mesela yılan göremezsin. Çekilmiştir, uyumaya dalmıştır. Ayı da göremezsin. O da çekilmiştir. Kış uykusu diyorlar onlar, o da çekilmiştir. Ama tavşandır, kekliktir. Buna benzer mesela şeyler, kaz, ördek, o sürüler halinde uçanlar, yerde bir şeyler bulması lazım. Bazen yoruluyor, hayvanlar patır patır karın üstüne düşüyor. Yani silah kullanmadan bile yakaladılar oluyordu. Öyle getirdiklerini görüyorduk. Ördektir, kazdır. Nadiren gelirdi bizim oralara. Bizim oraya gelen Afyon'a da geliyor. Yani fazla uzak bir şey değil. Ama tavşan eğer kar yoksa
hayvan hızlı kaçıyor. Ama karda o da batıyor. Zaten izini de şey yapıyor falan. Tazıyı salıveriyorlar arkasında, yakalayıp geliyor hayvanı. Canlı yakalayıp geliyor. Yani bu mevsimde genellikle keklik hakeza dışarı çıkıyor, uçamıyor. Kalıyor, düşüyor, kalıyor, soğuktan şey yapıyorlar falan. Gidip o şekilde getirenleri biliyoruz. Ama tabii bizim çocukluğumuzdan bu yana, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de çok şey değişti, mevzuatlar değişti. Bazı hayvanların avlanmaları, mesela İstanbul'da yaşadığımız için belli bir mevsim vardır. Balık avlama mevsimi bitti diyor, yasak diyor. Niye? Şey dönemine geçiyor hayvanlar. Yumurtlama dönemine geçiyor. Yavru dönemine geçiyor. Onları o mevsimde öldürecek olursan seneye sende aynı şekilde şey olmaz. Diğerleri de öyle. Yani belli dönemlerde diyor ki bu mevsimde mesela tavşan avlamak yasak. O bölge kontrol altındadır. Kontrol ediyorlar. Yakalarsa cezası da ağır oluyor. Yani öyle değilse, av mevsimi serbestse istediği gibi avlanabiliyor. Dinleyicimiz keklik dedi galiba. Keçi mi dedi, keklik mi dedi? Keçi de dedi. Keçi. Yaban keçisi falan herhalde. Toroslar da olur. Evet. Ya o da nemenen bir hayvan ha. Nemenen bir hayvan. Ben çocukken aynı şekilde bizim de vardı keçilerimiz de. Toroslar da kadar azgın değillerdi. Çünkü bizim oralar Toroslar kadar sert değil. Ama buna rağmen korkardım. Ya gidiyor kayanın tepesinde bilmem nerelerde falan, ya işin gücün yok mu senin? Düz duvara tırmanıyor. Düz yani. Duvara tırmanıyor hayvan. Koyun öyle değil. Fakat keçi ha öyle. İnatçı da bir hayvan. İnatçı da bir hayvan. O dağ keçileri mesela Toroslar'da. Nasıl buluyorum? Ne biliyorsun sen oranın sersemin olduğunu? Tıkır 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 tıkır. O kayaların arasında şey yapıyorlar. Yaban hayvan olduğu için de avlanıyorlar. Tabii yaban koyunları da oluyor. O şekilde yabanileşmiş. Onları avlamakta. Sığırlar oluyor. Mesela Avustralya'da. Ben karıştırıyorum. Avrupa'daki Avusturya mıydı? Evet. Öbürsü Avustralya. Avustralya'da serbest sarıyorlar. Alabildiğine geniş. Onun için de şeylerle, atlarla ve kementlerle yakalamaya çalışıyorlar hayvanları, sürüler halinde falan. Dolayısıyla Afrika'ya gidecek olursan vizyon öküzleri var mesela. Vizyon mu diyorlar onlara? Manda gibi. Onları yemek de caizdir. Geyikler bu mevsimde çıkarlar. Bulunduğu yerlerde çıkarlar. Bunları da aynı şekilde avlamak caizdir. Tabii dinleyicimiz orada hassas bir konuya temas etti. Şimdi onlar getiriyor, biz de yiyoruz dedi. Yani evet, avlanmak caizdir. Hatta havadakilerden leş yiyenler var. Onların dışındakilerin hepsi caizdir. Serçe de, bıldırcın da, güvercin de. O hikmet ilahi Mustafa Bey ya. Müslüman gayrimüslim. Hiç kimse güvercine dokunmuyor biliyor musun? Hiç kimse ama. Besliyor hatta. Besliyor hatta. Camilerin önleri, ondan sonra ne bileyim metruk binalar olsun falan. Hele İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda hususi olarak buğday satanlar var. Sırf güvercinler için. Artık o kadar da sırlaşıklar ki. Neredeyse de avucunu alır almaz eline geliyor öyle. Neredeyse. İnsandan falan kaçmıyorlar artık. Yok kaçmıyor. Yani sen şey yaparken artık sen kenardan gideceksin. Buralar bizim hemşerim diyorlar falan. Bir iniyorlar böyle. Ve insanlar besliyor onlar dediğiniz gibi. Sebep ve hikmeti işte Allah Teala Habibini mağaradayken iki güvercin geliyor. Oraya yumurta yumurtluyor. Ve Peygamber Efendimiz de onların bereket için dua ediyor. O dua bereketiyle kimse güvercine dokunmuyor. Halbuki güvercin eti caizdir. Serçe eti caizdir. Ama şimdi İmam Gazali rahmetullahi teala aleyh hazretleri tam bunları avlamak da caizdir. Anlatırken buyuruyor ki bir kimsenin koyunu kuzusu varsa, keçisi varsa, tavuğu, kazı, ördeği, horoz varsa veya bunları alacak parası varsa gidip de bu serçe avladığı zaman veya serçeden biraz büyük bıldırcın avladığı zaman yarın ahirette bu serçe, bu bıldırcın diyecekmiş ki ya Rabbi bunun ihtiyacı yoktu. Beni bunlar için rızık yarattın insanlar için. Bir itirazım yok senin aynı şekilde böyle yaratmanın. Çünkü bana bu canı veren sensin. Emaneti alan da sensin. Takdir eden de sensin. Böyle bir itirazım yok. Ama ya Rabbi dermiş. Mustafa Toguz'un çiftliği vardı. Ha büyüttün şimdi sen. Çiftliği vardı. Çiftliğinde. Deve kuşu çiftliği. Neydi kimin çiftliği? Çiftliğinde işte Ali Baba'nın. Ali Baba'nın çiftliği vardı. Çiftliğinde işte bilmem neler vardı diye başlıyor. Kuşun en büyüğünü besliyordu. Orada bir sürü hayvanlar da vardı. Bana ihtiyacı yoktu diyecekmiş serçe. Ben tüyümle beraber ona bir lokma etmem. Tüyümle beraber alsa bir lokma etmem. Ben davacıyım.
Ana. Ayıkla pirincin taşını. Yani beni zevk için öldürdü. Ha, zevk için öldürdü. Ha. Ama ihtiyaç için gitti avladı. Ya, diyelim ki öbürleri aynı şekilde hobi yaptılar. Yanlış bir şey o. Gittiler avladılar. Şimdi avlayıp getirdiler. Bunlara bir zararı var mı? Bunlara bir zararı olur mu? Bunlara bir zararı olmaz. Çünkü et yenen bir hayvandır. Kullanılabilir. Ama hiç olmazsa yani avcılık yapanların da bunu biraz düşünmesi gerekir. Ha diyelim ki zevk için değil de, zevk için değil de helaldir mubahtır. Ya tavşan eti canımız çekti. Şiiler yemiyor tavşan etini. Yemiyor. Helaldir ve mubahtır tavşan eti. Hatta Şafii mezhebinde tilki de caizdir. Allah rahmet eylesin şeyde Vehbi Arvas abiye sormuştum. Abi hiç yedin mi diye. Yedim dedi bir defa. Nasıl? Ekşi bir eti var dedi. Bir daha da yemedim dedi. Ekşi bir eti var dedi. Bir daha da yemedim. Şeyde Şafii mezhebinde tilki caiz. Tavşan hepsinde aynı şekilde caiz. Herhangi problem söz konusu değil. Tavşan eti veya keklik eti ya da bıldırcın eti canı çekti falan. Gitti. Şey mevsimi de değil. Onların yuvalama, yavrulama zamanı da değil. Böyle bir zaman da aynı şekilde değil. Bir ruhsat var. Tabi bunları anlatırken durakladım. Duraklamın sebebi Şevahid-i Nübüvvet'te mi ne okuduydum da. Yoksa Minakıb-ı Çağrıyar Güzü'nde mi okumuştum da. Şimdi birisi geyik avlamış. Onda Resulullah Efendimiz'in oradan geçerken geyik dile geliyor. Diyor ki ya Resulallah tamam diyor. Allah-u Teala beni insanlara rızık olarak yaratmış. Benim bir itirazım yok. Fakat diyor benim bir yavrum var. Daha diyor süt emme şeyinde. Şimdi diyor aynı şekilde sütüm de şey yaptı. Bana izin ver. Ben bir yavrumu doyurayım da geleyim diyor. Bu sütü bana vereyim de geleyim diyor. Geleyim diyor söz veriyorum diyor. Adam da şaşırıyor falan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben kefilim diyor. Sallıyor geyiği sallıyor gidiyor. Hayvan geri geliyor. Adam bakıyor bakıyor diyor ki ya Resulallah ben bu kadar insafsız değilim diyor. Saldım gitti diyor. Saldım gitti. Geyik gidiyor ve yavrusunu emzirip getiriyor. Yani emzirip geliyor falan diyor. Sal kesin. Ben diyor, şey değilim ben bilmiyordum diyor falan. Allah-u Teala konuşma ihsan ediyor. Efendim geyik konuşur mu? Konuşturan Cenab-ı Hak. Ahmaklık etmeyelim. Biz konuşuyoruz. Allah-u Teala bize o konuşma kabiliyetini vermeseydi konuşabilir miydik? Yok. Kuşlar da kendi aralarında birbirlerini anlıyorlar. Birbirlerini anlıyorlar. Şeyde kafestekiler bile bazen hayvanlar çıldırtıyorlar. Şeyde şimdi internette falan kuş sesleri falan açıveriyorsun. Hayvan çıldırıyor ya. Arkadaş geldi diye heyecanlanıyor. Heyecanlanıyor. O muhabbet kuşunun önüne ayna koyuyorsun. Hayvan onu kendisi gibi zannediyor. Gidiyor bakıyor bakıyor falan. O duvarı bir türlü geçemiyor. Kediler. Kediler. Ha, ama Allah-u Teala bir irade verip, idrak verip de akıl verip dönse, siz bizimle böyle alay etmeye, dalga geçmeye utanmıyor musunuz desin? Ne deriz hakikaten ya? Yani Allah-u Teala size idrak vermiş, anlayış vermiş, bizim bu zaafımızı yakalamışsınız, bizimle dalga geçiyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Utanmıyor musunuz desin? Hakikaten şey yaparsın. Onun için evliya kiram derecesi yüksekte değil hayvanı kesmek, değil hayvanı avlamak. Ya Allah rahmet eylesin. Ben hemen evlerden düştüm. Yazın işte şey giriyor falan. Pencereyi açıyormuş falan. Hadi demiş çıkın gidin çıkın gidin. Sinekler. Öldüremez. O anlayışa gelen bir kimse öldüremez. Yapamaz. Çünkü sinek geri dönecek. Sığamadım bu dünyaya diyecek. Ne diyeceğim o zaman? Ya bugün bir arkadaşım birisi şeyden şimdi kolay ya hemen internetten indirmiş. Güneşin önünde gezegenler. Gezegenlerin en şeyinde minnacık bir şey var. Dedi abi dikkatle bakar mısın falan. Ha dedim. Bu dedim sadece birkaç tane gezegeni koymuşlar buraya. Onların büyüklüğü karşısında dünya yok gibi. Ya dedim Samanyolu galaksinin içerisinde hiç yok. Ve bu hiç gözükmeyen şeyin içerisinde sen diyorsun ki ben var ya ben. Sen var ya sen bir hissin. Ve Cenab-ı Hakk'ın kudreti içerisinde hakikaten bir Rab'dan mahallin yok ya. Cenab-ı Hak hepimizin anlayışını artırsın. Tamam. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ruhunu beslemeyen onu öldürür. İnsan vücudunu, bedenini, hastalanmaması, ölmemesi, sıhhatli kalması için besliyor, bunun için yemek yiyor, su içiyor.
bedenin beslenmesi gerektiği gibi ruhun da beslenmesi, gıda alması lazımdır. Çünkü insan hem ruh hem de cesetten meydana gelmiştir. Cesedini besleyen, ruhunu beslemeyen, ruhunu öldürür ve ruhunun katili olur. Nasıl kendini öldüren, intihar eden bedeninin katili olursa, ruhunu beslemeyen, ruhunun katili olur. Vücudunu beslemeyenin, gerekli gıdaları vermeyenin, geçici olan dünya hayatı sona erer, ama ruhunu beslemeyenin hayatıysa sonsuz kere ölmüş demektir. Yani ruhunu gıdasız bırakan kimse sonsuza kadar kendisini öldürmüş demektir. Birisi 60 senelik bir ömrün intiharı, diğeri ise sonsuz hayatın intiharı. İkisinin arasındaki fark ölçüye hesaba sığmaz. Kaldı ki ruhunu beslemeyip öldüren kimse, ahirette zevk-i sefa içinde yaşayamayacağı gibi sonsuz azap içinde olacak ve ateşte yanacaktır. Bunun için ruhunu beslemeyip gerekli gıdaları vermeyerek ruhlarını katledenler ahirette felakete uğrayacaklardır. Peki ruhu öldürmemek için ne yapmak lazımdır? Din büyükleri, İslam alimleri bunların cevaplarını ciltler dolusu kitaplar yazarak bildirmişlerdir. Ruhu öldürmemek için onu beslemek lazımdır. Sabah akşam yemek yiyerek, gerekli gıdalar alınarak beden beslendiği gibi, ruh da ona lazım olan gıdaları vererek beslenir. Ebu Bekr-i Verrak Hazretleri buyurdu ki, ruh hidayetle, imanla diri olur. Dalaletle, inkarla ölür. Temizlik ve saflıkla sıhhat bulur. Dünyaya meyletmek ve kararmakla hastalanır. Zikirle uyanır, gafletle uyur. Kalbin diriliğinin alameti, iyiliğe rağbet, kötülükten el çekmek ve hayırlı amel işlemek. Ölümü de bunların tersidir. Ruhun birinci gıdası imandır. İman olmazsa diğer amellerin, ibadetlerin bir faydası olmaz. İmandan sonra ruhun ikinci gıdası ise namazdır. Çünkü namaz dinin direğidir ve namazın dindeki yeri vücudun baştaki yeri gibidir. Zira hadis-i şerifte namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir buyurulmuştur. Bir vücutta baş varsa vücut hayatta. Eğer baş yoksa vücut hayatiyetini kaybetmiş demektir. Bunun gibi bir kimse namaz kılıyorsa dini var, namaz kılmıyorsa dini yok gibidir demektir. Ruhun üçüncü gıdasıysa emredilen diğer ibadetleri yapmak, haramlardan sakınmak, dini konuları müzakere etmek, sohbet etmek ve bütün tefsir, hadis, fıkıh, ilmihal kitaplarını okumaktır. Ruhun bu manevi gıdalara ihtiyacı vardır. Bu gıdalar verilmezse ruh ölür. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri buyurdu ki, bedenin sıhhati şu üç şeye bağlıdır. İyi gıda, vücutta bozuk zararlı bir madde bulunmaması ve zararlı şeylerden uzak durmak. Kalbin, ruhun sıhhati ise şunlara bağlıdır. Salih amel, kalbin ve ruhun gıdasıdır. Kin, kibir gibi kötü ahlaktan sakınmak, bunlar bedendeki bozuk maddeler gibidir. Ve günahlardan sakınmak. Zamanımızda insanlar hep maddi gıdalar üzerinde durmaktadır. Elbette bu da lazımdır, fakat maddi gıdayı alamayan kimse eceli gelmişse açlıktan ölür. Eğer imanı varsa ebedi saadete kavuşur. Fakat ruhun gıdası verilmez ve ruh ölürse, o zaman o kimseyi sonsuz bir felaket beklemektedir. Behaeddin Zekeriya Hazretleri, bedenin selameti, sıhhati az yemek, ruhun selameti, sıhhati günahları terk etmekte, dinin selameti, sıhhati ise Peygamber Efendimiz'e salat getirmektir buyurmuştur. Maddenin esir aldığı kimseler, ruhun gıdasından bahsetmenin yalnız camilere ve oradaki görevlilere mahsus ve onların vazifesiymiş gibi zannediyorlar. Halbuki insan sadece et ve kemikten ibaret değildir.
Her insanın ruhu vardır ve bunun da beslenmeye ihtiyacı vardır. Önceki asırlarda camiler birer medrese gibi inananlara hizmet vermekteydi. Herkes bilmedikleri meseleleri hoca efendilere sorar ve ruhlarının açlığını giderirlerdi. Camiler erken açılır, Kur'an-ı Kerim okunur, sohbetler yapılır, fıkıh kitapları okunurdu. Zünnun-ı Mısri Hazretleri sohbetlerinde buyuruyorlar ki, ruhun sıhhati az günah işlemekte, bedenin sıhhati ise az yemektedir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz, ben dedi az yiyordum dedi. Annemin baskısıyla çok yemeye başladım. Şimdi kendimi alamıyorum dedi. Toparlayamıyorum falan dedi. İbadetlerimde bile gevşeklik oldu dedi. Hatta abdestimi bile tutamıyorum falan dedi bu sebeple dedi. Yani isyan gibi oldu falan dedi. Yani dedi, ben de haşa Allah'ın Teala'nın emrini dinledim, anne sözü dinledim. Ha, orada bir yanlışı var. Anne babanın her sözü dinlenmez. Helal ve mubah olan, Allah-u Teala'nın emirlerine uygun olan emirler yerine getirilir. Öbürleri yerine getirilmez. Fakat bunun için anne babayla münakaşa edilmez. Yoksa hani şey öyle. Efendim işte Allah-u Teala kadınları kocalarına itaat etmeyi emrediyor. Her emrin değil ki. Helal ve mubah olan emirlerine. İslamiyet'e uygun olan emirlerine. İçki işlerse şey yapmaz. Bana hizmet edeceksin, namazı bırakacaksın. Namaz kocanın hatırı için, annenin babanın hatırı için bırakılmaz ki. Hiç hatta Tam Hilmi Saadet'te belirli Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki amirler konusunda bile her amirin üstünde bir amir var. Onun üstündekine ve bütün aynı şekilde amirlerin üstünde Allah-u Teala'nın hepsinin amiridir. Her şeyin amiridir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın emri söz konusu. Mesela bir iş yaparken niye anne baba rızası diyorsun? Anne babanın rızası sana günah işlemek ve aynı şekilde yalan söylemek veya dedikodu yapmak konusunda sana baskı yapıyorsa veyahut da Cenab-ı Hakk'ın yeme içme konusunda bildirmiş olduğu emir konusunda baskı yapıyorsa onun üstünde amir var. Senin anneni babanı yaratan var. Onun da aynı şey, ona da onun da emir var. Allah-u Teala'nın da emir var. Niye onun hatırını gözetmedin? Mesela Tam Hilmi Hazretleri diye hatta şeyde İslam Ahlak kitabında yeme içmenin farzları, sünnetleri var. Doyuncaya kadar, doyduktan sonra yemek haram. Açıkça yazılı bunlar. Niye orada Allah-u Teala'nın hatırını gözetmedin? Efendim ben işte anne babanın Allah-u Teala emretti, Allah-u Teala emretti de anne babanın helal ve mubah olan Allah-u Teala'nın emirlerine uygun olanlar aynı şekilde yerine getirilir. Eshab-ı Kiram'dan Musab bin Umeyr radıyallahu anh hazretleri var. Müslüman olunca şey yaptı. Annesi dedi ki şimdiki insanlar gibi de değil. Hani müşrik ama mert insanlar. Sözüne dönmüyor. Diyor ki bugünden itibaren diyor evde tekrar diyor müşrikliğe geri dönmezsem yemeyeceğim, içmeyeceğim. Bir gün, iki gün, üç gün falan, en sonunda annesine diyor ki bak anneciğim, 1000 tane canın olsa her birini tek tek vermiş olsan bilesin ki diyor ben bu dinden dönmeyeceğim. Kadıncağız anlıyor ki sağlam, ondan sonra vazgeçiyor o işten. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram da geçti bunlar. Gidip de aynı şekilde münakaşa etmedi, kavga da etmedi. Ama annesinin sözünü dinlemedi. Peki biz mi daha iyi biliyoruz Allah-u Teala'nın emrini, onlar mı? Peygamber Efendimiz hayattaydı. Gelip de Resulullah Efendimiz'e ya Resulallah annem babam kafir olmam istiyor, ne buyurursunuz diye olmadı. Anne baba için kafir olmaz, anne baba için günah işlenmez, anne baba için aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın yasak ettiği fiiller yapılmaz. Ama anne babanın rızası Allah-u Teala'ya itaat eden salih ve salih olan anne babanın rızasındadır. Onlar zaten Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeyleri emreder ve tavsiye eder. O öbürler değil. Mesela akraba ziyaret de öyle. Akraba dinsiz, imansız aynı şekilde dine, imana, İslamiyet'i sövüp duruyor. Efendim akraba ziyaret, sıla-i rahim salih olan akraba, dinini bilen akraba. Yoksa adam akraba değil, akrep. Dolayısıyla ona uzaktan el sallarsın, dini konulara da iş girmezsin, o kadar. Efendim peki dedi ne yapması lazım? Önce istiğfar etmesi lazım. Ve İslam Ahlak kitabını güzelce okuması, ama yeme içme konusunda ne buyuruyor? Ondan sonra da Cenab-ı Hakk'a yalvarması. Annesine de o ne derse desin. Ha, dinini öğrendikçe anne kusura bakma Rabbim böyle emrediyor. Tamam, senin dediklerini ben yaparım ama helal ve mubah olanlar
öbürlerine kusura bakma dersin. Münakaşa da etmesin, yoluna devam edersin. Yani sadece bu değil, herkesin annesi şunu da ye, bunu da ye der. Dinleyicimizin biraz zaafı var. Zaafı var galiba. Yani bir bahane üretmiş sanki kendi kafasında. Şimdi annemin dayısının bir oğlu vardı, onu anlatıyorlar küçükken şimdi. Bir evin bir oğlu, diğerler kız, tabii Nazlı. İşte tek kaptan yemek yeniyor falan. İşte bana diyorlar işte ismi de Hüseyin, hadi Hüseyin, hadi Hüseyin falan filan. O nazlanıyor falan. Sonra bir bakmış, herkes tabii ki karnını doyurmak için yani tasla kaşıklıyor, tasta bir şey kalmamış. Şöyle bakmış, gidiyor falan. Elimden tutup oturtmazlar da hadi Hüseyin, hadi Hüseyin derler. Ya. Ya. Dolayısıyla yani öyle bir zaafı var, hani naza çekiyor gibi anlaşılıyor. Orada kendi iradesine de hakim olacak ve bu kitaplar okundukça ölçü elde edilecek, ölçüye göre hareket edilecek efendim. Efendim diğer dinleyicimiz, beyimlerinde de sıkıntılarım var, düküstüğü zaman uzun süreli yapıyor falan filan dedi. Kendimi de çok mu ezdiriyorum? Yok, onu öyle düşünmemek lazım. Sen Allah rızası için itaat edersin, o Allah'tan verdiği nimete nankörlük ederse belasını bulur. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Sabretsin ve Cenab-ı Hakk'a iltica etsin, gerisini boş versin. Bir dedi, akrabamızdan bir ablamız var dedi. Ticaretle meşgul çeyiz mağazası var. Zekatını nasıl verecek? Çeyiz mağazasındaki satmış olduğu eşyalardan zekat verebilir. Diyelim fakirdir, gelin olacaktır. Hesap etti 1/40'ını. Ha, diyelim ki masa örtüsü mesela. Aldı. Ona hediye diye verdi ama zekat olarak verdi. Veya buna benzer evde kullanılabilecek, onu kullanabileceği masa örtüsüdür, yatak çarşafıdır, nevresimdir. Bak bir şeyler biliyormuşum yine. Estağfurullah. Ne diyorlar nevresim neyse de hatırıma geliverdi, söyleyeyim bir de. Yatakla alakalı. Yatakla alakalı. Neyse bunlardan birisini aynı şekilde verebilir. 1/40'ını hesap etti. Ne tuttu? İşte efendim masa örtüsü tuttu. Yok o yatak örtüsü tuttu, sattığı varsa, yastık kılıflar vardı falan, misal olarak diyelim. Onlardan ikişer, üçer, 1/40'ını hesap etti, koydu. Durumuna baktı, ha dedi bu fakir, genç bir kız yapacak, tak diye birisine verdi, tak diye birisine verdi. Ve bu şekilde böyle nisabı geçmeyecek şekilde birisine de hepsini de verebilir mi? Verebilir. Efendim geçmiş senelerim vardı, onlar da bundan ödeyebilir. Mevcut sattığı mallardan da verebilir. Veya bunları çeyiz malzemesi olarak vermiyor da o zaman bedelini altın olarak verir. Bir fakirle, bilen bir fakirle önceki seneleri tahminen kendi bilir mağazasında ne kadar mal olduğunu. İşte 10 senedir ben bu ticareti yapıyorum. 10 senedir genellikle ortalama olarak benim mağazamda bu kadar mal bulunuyor. Bunların hesabı kitabı da tutuluyordur. Bulunuyor. 10 senenin üst üste kor, 1/40'ını çıkartır. Ne kadar tuttu şu kadar. 1/40'ı tamam. Ne kadar verecek? Diyelim ki 3.000 lira. Bir fakir ama bu meseleyi bilen bir fakirle 3.000 liralık altın o zaman şartlarda diyelim ki 50 gram etti. O fakire dedi ki işte geçmiş senenin zekat olarak bu 50 gram altını sana verdim. O da aldım, kabul ettim dedi. Bunu sana hediye ettim dedi. O devir yaptı. Kimseye de 3-5 kuruş vermesi iyi olur. Tamam Allah rızası için yapıyor ama 3-5 kuruş da verir. Ondan sonra bu 50 gram altın kaç para yapıyor? Şu kadar 3.000 lira yapıyor. Ondan sonra kağıt para olarak da bunları bu şekilde böyle dağıtabilir mi? Böyle de dağıtabiliyor efendim. Bir de kızım dedi 10 yaşında. Dedi dişi doldurtuldu. Ben de Maliki mezhebin taklidi nelere dikkat edeceksin? Yani şu anda çocuk daha buluğa ermemiş. Dolayısıyla guslü gerektirecek bir durum yok. Guslü gerektirecek bir durum yok ama öğretmek ve hemen buluğa erer ermez böyle bir durumla girdiği için de banyo yaparken kusül abdestini annedir, kız çocuğuna çok güzel bir şekilde öğretir. Yavrum bak böyle böyle yapacağız. Elini yıkarken niyet ettim kusül abdesti almaya. Maliki'ye uymaya dersin. Abdest alırken de elini yıkarken veya yüzünü yıkarken niyet ettim abdest almaya. Maliki mezhebine uymaya. Başın tamamını mesedeceksin. Namaz kılarken de niyet ettim sabah namazının sünnetini kılmaya. Maliki mezhebine uymaya. Farzını kılmaya. Maliki mezhebine uymaya. Öğlenlik sünnetini, farzını, sünnetini kılmaya. Maliki'ye uymaya diyeceksin. Abdesti bozan haller yine aynı. Bir değişiklik yok. Namaz kılınışı da aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Yani 4 mezhebinde aynı şekilde bildirdikleri aynıdır. Ufak tefek bazı şeyler vardır. O da yani şey değil yani efendim anlaşılmayacak, yapılmayacak veya bilinmeyecek şeyler değil efendim.
Dolayısıyla buluğa ermeden erkek çocuk için de bu yapılabilir. Böylece ne olmuş olur? Çocuk buluğa ermeden önce bu bilgiler hazır olduğu için diyelim ki muayyen hal zuhur etti. Baliğa oldu kızcağız. Ağzında dolgu var. Ne yapacak? Gusül abdesti alacak. O halden muayyen hali bitince gusül abdesti alacak. Gusül abdesti alırken zaten öğrendiği de altyapısı vardı. Tamam dedi, ben ağzımda dolgu dişim var. Hanefi mezhebine göre kuştum olmadığı için Maliki'yi taklit ediyorum. Zaten biliyorum diyecek ve patır patır da yerine getirecek efendim. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Ona da birisi söylemiş de. Kadınlar lanetli mi? Kadından hiç peygamber gelmemiş demiş. Efendim kadınlardan Allah-u Teala peygamber seçip göndermemiş. Evliya var. Allah-u Teala lanetli olarak hiç mahluk yaratmamış. Ama efendim iblis o sonradan lanete uğradı. Nefsine uyduğu için. Kadın da erkek de nefsine tabi olursa laneti üzerine çeker. Ama yaratılırken ne kadın ne erkek lanetli değildir. Öyle bir şey söz konusu değil. Hani bazıları işte putperestinden, geçmiş aynı şekilde şeylerden veyahut da mahalli olarak kadına karşı olan o sözlerden, hani dün siz de bahsediyordun da nerede, Şili mi dedi? Kadınlar muayyen halinde ahırda tutuluyor falan veyahut da hapsediliyor. Yani bu şekilde böyle putperest veyahut da itikadı bozuk olanların uydurdukları şeyler var kadına bakış açıları itibariyle. İslamiyet kadını Allah-u Teala'nın kulu olarak bilir. Ve Peygamber Efendimiz'i de bir kadın dünyaya getirdi. Onu unutmamak lazım. Eshab-ı Kiram'ı da kadınlar dünyaya getirdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de annesi var. Taha Yakari Hazretleri'nin de, Mevlana Altı Bağdadi Hazretleri'nin de var. Peygamber Efendimiz'in nuru da o annelerinden geldi. Yani. Annelerinden geldi. Dolayısıyla mesela Hazreti Meryem de kadındır. Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçiyor. Lanet de olsa geçer mi? Allah-u Teala hatta lanet etmeyiniz buyuruyor hadis-i şerifte de. Dolayısıyla İslamiyet'te böyle bir şey söz konusu değildir. Kadın bu haliyle mükemmel yaratılmıştır. Ha, erkek kendisi gibi düşünüyor. Hayır. Kadın bu haliyle mükemmel yaratılmıştır. Erkek de bu haliyle. Ne için? Bu nizamın devamı için. Şarttır bu. Yani iyi dikkatli bakıldığı zaman bizim anlamadığımız nokta, kadın erkeği kendine benzetmeye, erkek de kadını kendisine benzetmeye çalışıyor. Yanlış o. Hata ettiğimiz nokta burası. Kadın o haliyle aynı şekilde kemale erer, erkek de o haliyle erer. İkisi ayrı ayrı varlıktır. Eşit değildir. Kadınlar bile kendi aralarında eşit değildir. Ha, ikisi de nefsine uyarsa, erkek de kadın da nefsine uyarsa zehir zemberek olur. İkisi de çekilmez olur. Ha, şikayet ediyor mesela. Kocam böyle, İslamiyet'i bilmiyor. Öbürsü de karım böyle falan. O da İslamiyet'i bilmiyor. İslamiyet'ten uzaklaşınca, İslamiyet hayatlarına girmediyse erkek de kadın da ikisi zehir zemberek olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.